Ampute Futbol Ligi'nde şampiyon yine Aybesk. En yakın rakibi Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında son maçına 4 puan farkla şampiyonluğu garantilemiş olarak giren Aybesk, bu maçı da 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Başkanım, kaçıncı şampiyonluk geldi? Evet, Aybesk'in 6. şampiyonluğu bu. Tabii takım kurulduğundan beri 6. şampiyonluğu da aldık. Çok gergin bir maçtı başkan. Bu TSK ile yapılan bütün maçlarımız derbi gibi düşünün. Derbi maçı ve hep gergin oluyor. Bu yine çok hafifti yani. Bu çok yine relax bir vaziyetteydi. Daha sert olduğu da oluyor. Ne yazık ki TSK takımı biraz daha agresif oynuyorlar. Yani siz amatör futbola eğilmeden önce böyle bir rekabet yoktu. Aslında bu rekabet, bu gerginlik de bunun aslında güzel bir sonucu. Evet. Bizden sonra zaten başladı. Tabi biliyorsunuz ampute futbolu Türkiye'de ilk başlatan TSK. Bizim Aybesk'imiz TSK'nın içerisinden doğdu. Tabi içinden doğup da yenmek ve şampiyonluğu ellerinden almak biraz da sıkıntı yaratıyor. Bu da doğaldır. Ama biz mutluyuz. Şampiyon olan biziz 6. kere. Tekrar tebrik ederim başkanım. Sağ olun. Gelecek sene artık bir 6. geliyor. 7-8 zorladıktan sonra alacağı belli bu takımın. Evet. Dünya Kupası'nı da aldı. Bu sene yine var herhalde. Evet. Şimdi bizim tabii şampiyonluklara gerek taraftarımız gerekse biz doyduk. Yani bizim bundan sonraki sürecimiz bu yıl başladık. Hep altyapıya doğru dönüyoruz. Evdeki insanlarımızı, engelli insanlarımızı sporla rehabilite etmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki mücadelemiz ve katkımız engellilere bu doğrultuda olacak. Çoğunlukla artık futbolcu üretmeye çalışıyoruz ve onu da yapacağız. TSK takımında ilk 7'de oynayan iki topçu bizim kendi yetiştirdiğimiz topçularımız. Bütün ampute futbol takımlarına biz topçu yetiştiriyoruz, üretiyoruz. Bunu daha da profesyonel hale getireceğiz. Şampiyonluktan öte futbolcu üreteceğiz ve onlara futbolcu servisi yapacağız. Bir de genç Aybesk'imiz var herhalde. Evet. Genç Aybesk'imiz burada. Evet, merhabalar. Merhabalar. Öncelikle takımımızı kutluyoruz. Başkanın bu emeklerinden doğru çok teşekkür ediyoruz. Bütün emeğe geçen herkese teşekkürler. Biz de altyapı olarak Ankara Genç Engelliler olarak takımımızı bu ligde 5. sırada bitirdik. Bütün takımlarımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. Aracınızı Hasan Bey'e vermiştir. Lütfen aracın yanına gidiniz. Tabii şimdi bu rehabilitatif yönde işler engelliler için sadece sağlık ya da tıbbi tedavi değil. Asıl tedavinin yani sosyal tedavinin önemli bir bölümü de bu tip sportif aktiviteler. Bunları herkesin her şekliyle desteklemesi lazım. Özellikle büyük kulüplerin de başta olmak üzere yine büyük kurumların sponsorluklar vererek desteklemesi lazım. Ki bu engelli sporlarının şu an en büyük ihtiyacı olan şey de bu aslında. Ciddi sponsorsunuz galiba. Yani biz sponsor kurumlardan biriyiz. Aynı zamanda ben hekimliklerini de yapıyorum. Ben TSK'nın da hekimiydim. Yani sonuçta bu çocuklarla bir gönül bağımız var. Olabildiğince bunların artmasını temenni ediyorum. Başkanımız gibi, başkanlarımız gibi bu işe gönül veren insanları desteklemenin bence en büyük yollarından biri de bu. Başkanım, diğerleri kurum takımları ama siz
zoru başarıyorsunuz aslında. Evet. Burada ciddi bir durum var. Yani evet. Kendi imkanlarını kendi yaratmış bir takımımız var Ankara'da. Evet. Ve devam da ediyor, durmuyor da. Bir de her türlü engellemelere rağmen. Yani tabii bize gerçekten marka olduğumuz için birçok farklı kanallardan sıkıntı yaşıyoruz. Bizi engellemeye çalışıyorlar. Kurumlarda çalışan çocuklarımız vardı. Engelli kadrolarında çalışıyorlardı. Onları işten çıkarttılar. Onları biz kendi bünyemize aldık. Kendimiz maaş bağladık. Federasyonu biliyorsunuz amputeye bakışını sürekli olarak bir tekerlekli sandalye basketten öte bir bakış açıları var. Şampiyonlukları getiren ampute ama ne yazık ki maddi desteği hiç yok. Siyasetçilerimiz seçim zamanları engellerimizi hatırlıyorlar. Seçim bitince hepsi yine kendi kabuğuna çekiliyor. Biz kendi gücümüzle hiçbir kurumdan destek almadan yürümeye devam ediyoruz. Yürüyeceğiz de yani kararlıyız da. Tabii burada biraz evvel de söylediğim gibi biraz daha altyapıya yöneleceğiz. Sayın Veli Başkan altyapıdan getirdiği takım biraz daha ön plana çıkacak. Daha da güçlenecek. Genç insanlarımız önemli. Evdeki genç engellilerimiz. Bütün gücümüzü yine onlara vereceğiz. Ama bu tabii benim bir üslubum var. Ya bize de yardım etsinler gibi bir yaşamımda hiçbir zaman olmadı. Bize sponsor olursa, kurumlar destek olursa seviniriz. Olmazlarsa da canları sağ olsun. O kadar sorun değil yani. Biz kendimiz hallederiz. Siz başkanı yalnız bırakmıyorsunuz. Bu çok önemli. Bizim açımızdan da çok önemli. Sosyal sorumluluk olarak da. Yani şu harcanan imkanlar, şu paralar profesyonel futbol harcansa çok daha iyi isim yapılabilir. Daha iyi yerlerde bulunabilir ama siz de başkanımın yanındasınız gördüğüm kadarıyla. Evet, her açıdan. Gerek sponsorluk, gerekse eşime destek olma anlamında. Birol Berit de bahsetti. Biz gönülden bağlıyız bu işe. Sonuna kadar da arkasındayız tüm gücümüzle. Çok teşekkürler başkanım. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.